Bodrum Belediyesi'nce devlet hastanesinin yolu ve otopark alanında asfaltlama çalışması yürütülüyor. Uzun süredir engebeli ve çukurlarla dolu olması sebebiyle eleştiri konusu olan Bodrum Devlet Hastanesi'nin yolunda ve otopark alanında Bodrum Belediyesi Fen İşleri ekiplerince asfaltlama çalışması yapılıyor. Pazar günü akşam saatlerine kadar sürecek çalışma nedeniyle 08 ila 22 saatleri arasında yolun araç trafiğine kapalı olacağı bildirildi. Ayrıca vatandaşlardan bu güzergahta araç park edilmemesi istenerek park edilen ve çalışmayı engelleyen araçların çekileceği ifade edildi. Hastane bahçesindeki otoparkın erken saatlerde dolması nedeniyle vatandaşların en çok araç park ettikleri noktalardan biri olan Göktepe mevkiine çıkan toprak yolunsa iş makinesiyle düzeltileceği belirtildi. Yolun birinci derece arkeolojik sit alanı içerisinde kalmasından dolayı toprak yolda asfalt ve benzeri düzeltmeler yapılamadığı fakat izin için gerekli yerlere başvurulduğu da dile getirildi. Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras da bugün çalışmaları yerinde inceledi. Burada basın mensuplarına bir açıklama yapan Aras şöyle dedi. Biz bunu zaten bir yıldır neredeyse konuşuyorduk. Hastanenin yoluyla ilgili bir çalışma yapalım. Zaten çok dar. Bir de yol tabii ki formu bozuk olunca ister istemez sıkıntılar yaşanıyordu. Onu şimdi arkadaşlarımız, Fen İşlerimiz sağ olsun bu sokağa çıkma yasağı günlerine planladı. Ve şu anda uygulamaya başlattılar, yapıyorlar. Ancak tabii hastanemizin problemleri sadece yol değil, otopark problemi de var, büyük bir problem. Otopark da orman alanında kalıyor. Ormanla görüşüyoruz. Eğer orada da bir çözüm bulabilirsek otopark alanında belki genişletip biraz daha onun da formunu düzeltebiliriz. Ama bizim asıl beklentimiz artık şu 20 Mayıs'ta bir an önce ihalesi yapılsın. Yeni devlet hastanemiz de faaliyete girsin. Ve halkımız sağlıkla daha kolay buluşabilsin. İsteğimiz, talebimiz bu. Çünkü burası yapılalı. Nereden baksanız bir 30 seneye artık yaklaştı. 30 sene önceki Bodrum'un nüfusuyla şu andaki arasında neredeyse %300 hatta daha fazla %400 bir fark vardır. Çünkü 90'larda Bodrum nüfusu 40 bin civarındaydı. 45 bin. Şu anda 200 bin nüfustan bahsediyoruz. 170 bin nüfustan bahsediyoruz. O yüzden artık bizim gerçekten daha geniş kapsamlı, daha teknolojik, çağdaş bir devlet hastanesine ihtiyacımız var. Sağ olsun hükümetimiz zaten temelini atmıştı. Bazı istenmeyen durumlardan dolayı tabii bu iş gecikti. Ancak 20 Mayıs'taki ihaleyle beraber orası da hız verilerek, hele şu korona günlerinde daha da dikkat edilerek eğer bir an önce faaliyete sokulursa Bodrum'da sağlıkla ilgili herhangi bir sorun kalmayacaktır. Sağlık ayrıca Bodrum'da sadece Bodrum'un lokal insanlarına değil aynı zamanda turizme de hizmet veriyor. Eğer biz Bodrum'da düzgün devlet hastanelerimiz ve özel hastanelerimiz olduğunu tabii ki dünyaya duyurabilirsek turizme de büyük katkısı olacaktır sağlık desteğinin. Ben arkadaşlara teşekkür ediyorum. Sağ olsunlar. Bu karantina günlerinde onlar evde durmuyorlar. Her türlü riske rağmen yine de hizmete devam ediyorlar. Ben tekrar bu vesileyle Fen İşleri'nin yöneticileri ve çalışanlarına teşekkür ediyorum.